Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Vurduk, gerisi gelecek. Üç kelimelik bu cümle fazlasıyla aslında günü özetliyor. Başkan Erdoğan gece yarısı yaşananları işaret ederken kurdu bu cümleyi. Neden? F-16'larımız havalandı, saat 12 civarıydı çünkü. Ve askeri terminolojide baskın harekat diye adlandırılan şekilde başladı operasyon. Kimsenin haberi olmadan ve ansızın. Öncelikli hedef örgütün Mahmur kampıydı. Yani insan kaynağı, lojistik üssü. Malatya ve Diyarbakır Anajet üssünden havalanan F-16'lar Irak hava sahasında tam 180 kilometre boyunca yol aldı. Bu önemli çünkü mesafe, yani 180 kilometre şu ana dek kayıtlara geçen en derinlikli harekata işaret ediyor. Bombalar önce örgütün Mahmur kampına yağdı. Aynı dakikalarda daha batıdaki örgütün bir diğer üssü. Neresi? Sincar'da vuruldu. İşte haritada burada göreceksiniz zaten. Ağır kayıplar verdirildi orada da. 30 hedef yok edildi. Elbette örgüt ağır kayıplar da verdi o saldırılarda. Ama şu ana dek kaç terörist öldü bilgisi resmi olarak paylaşılmış değil. Gece yarısı operasyonun ardından İHA'larımız hali hazırda hasar tespit ve keşif çalışmalarını sürdürüyor. Bunun altını özellikle çizelim. Şimdi buranın vurulmasının önemi çok büyük. Çünkü PKK, PYD, YPG adı her neyse teröristler tam da bu noktada iki noktadan yani Mahmur ve Sincar'dan Fırat'ın doğusuna adam, silah ve mühimmat gönderiyordu. Yani aslında bir anlamda yolu kestik. Ellerini ayaklarını bağladık. Yani şu mesajı verdik aslına bakarsanız, nerede olursan ol, gelir seni vururuz dedik. Peki Başkan Erdoğan'ın günlerde vurgu yaptığı Fırat'ın doğusu neresi? Hemen oraya gelelim. İşte burası. Irak'la Suriye'yi ayıran sınırdan. Silopi'den başlıyor, hedeflediğimiz bölge ta Fırat Nehri'ne, Karkamış ilçesine kadar devam ediyor. Uzunluğu 500 kilometre, şu sarıyla taranmış bölgeyi görüyorsunuz. Derinliği, tabii resmi değil onu söyleyeyim, yaklaşık 40 kilometre. Yani aslında toplamına baktığınızda 20 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Peki burada ne var? Elbette başta teröristler var. Ama sadece teröristler değil, Amerikan üsleri ve askerleri de burada. Zaten aslında sorun da burada başlıyor. Çünkü gözlem noktaları var. Dolayısıyla bu operasyon aslında bir tür kuyumcu titiziyle yürümek zorunda. Öyle de oluyor zaten. Birazdan ekranlarınıza gerçekten çok çarpıcı bir görüntü getireceğim. Örgüt daha bugün yeni hendekler kazdı sınırımıza. ATV Haber kamerası o hendeyi görüntüledi. Tabii şimdi diyeceksiniz ki neden vurulmadılar? Çünkü az önce gördüğünüz kuyumcu titizliğinde yürümesi gerekiyor her şeyin. Çünkü hendeğin olduğu yerlerde siviller var. Yani bu bölgelerde. Kuyumcu titizliğinden kastımız da bu aslında. Örgüt hep yaptığını yapıyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun detaylarını bugün hem askeri stratejistlerle konuştuk hem de sahada dünden bu yana nelerin değiştiğini yerinde görüntüledik. Ama bir de Fırat'ın batısı gerçeği var. Gelin oraya da bakalım. Fırat'ın batısı yani Münbiç. Şimdi burası da turuncu renkte görüyorsunuz. Yani bu şu demek, orası da terör işgalinde. Ama oranın durumu biraz farklı. Hatırlayacaksınız Amerika bundan neredeyse bir yıl önce Münbiç'in 90 gün içinde boşaltılacağı sözünü vermişti. Biz elimizden geleni yapacağız, hatta beraber devriye atacağız, daha sonrasında orayı boşaltacağız demişti. Bırakın 90 günü, 365 gün geçti. Münbiç'teki teröristler bölgeyi hala terk etmiş değil. İşte Erdoğan bugün tam da buna değindi. Sert tondan konuştu Başkan Erdoğan. Son uyarıyı verdi yüksek sesle. Temizlediniz, temizlediniz. Yoksa biz gelir orayı da temizleriz dedi. Şimdi gündem çok sıcak gördüğünüz gibi ve ATV Haber işte bu sıcak gündemle başlıyor. Tam mühimmat yüklü olarak kalkışını yaptı. Derhal etkisiz hale getirme yazınız. Hedef numarası 6 oldu, 24 eder. Bomba ayrıldı. Yapıyorlar ne yapacak? Bravo. PKK tam anlamıyla bir paniğe çöktü. Hem Kandil Dağı var, hem Sincar var. Başlarken özetledik, şimdi ayrıntıya girme vakti ama önce bir son dakika haberi. Saat 18 sularında geldi haber. Başkan Erdoğan, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Tam da bizim hava harekatı yaptığımız günün ertesinde külliyeden gelen açıklamayı şimdi birebir aktaracağım. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız
Amerikan Başkanı Sayın Trump'a Türkiye'nin PKK, PYD, YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktarmıştır. İki lider Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Külliyenin açıklaması aynen böyle, bu görüşme çok önemli, tekrar altını çizelim. O görüşmenin sahada bir yansıması olacak mı? Bunu da tabii zaman içinde, ama öyle görünüyor ki kısa bir zaman içinde göreceğiz. Şimdi ayrıntı demiştim, ayrıntıya geçme vaktindeyiz. Gündem sıcak, gündem sınır, gündem büyük operasyona giden yol. İlk söz Başkan Erdoğan'da. Erdoğan'ın tarihi cümlelerinde. Dün akşam itibariyle Irak'ta operasyonlarımızı yaptık. Ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karaçar'da, buralardaki atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok. Bunun gerisi gelecek. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Azıcık konu. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmişti. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok. Dün Tel Rifat'tan Afrin'deki askerlerimize yönelik kalles saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiş. Diyoruz ki temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz. Münbiç'e de gireriz, gerçekten önemli bir cümle. Geceye gideceğiz şimdi. Hedefte adı ve yeri Dede Korkut Destanı'nda da geçen Karacak Dağı vardı dün gece. Yani Mahmur kampının yanı başı, biraz önce gösterdik ya, örgütün merkez üssü. Aralarında yaklaşık 10 kilometre var. 20'den fazla F-16'mız sınırımızdan tam 180 kilometre içeri girip 30'dan fazla hedefi yerle bir etti. O anlarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kısa süre öncesine kadar bizzat yönettiği Genelkurmay karargahındaydı. Ve o tarihi operasyonu komuta kademesiyle birlikte an be an izledi ve elbette yönetti. Bu fotoğraflar tam da oradan. Aynı anda kalkan uçaklar iki farklı hedefe bombaları peş peşe bıraktı. Sınırdan 180 kilometre derine inen jetler Karacak ve Sincar dağlarını yerle bir etti. 30'a aşkın hedef imha edildi. Harekat Gözler Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona çevrilmişken gerçekleştirildi. Tel Rifat'tan Afrin'deki Türk birliğine yönelik saldırı ve o saldırıda bir askerimizin şehit olması bardağı taşırdı. Harekatta 20'den fazla savaş uçağı ile birlikte insansız hava aracı ve tanker uçaklar da kullanıldı. Hedefte PKK'nın lojistik üs olarak kullandığı bölgedeki mağara ve depolar vardı. Karacak Dağı ilk kez vuruldu. Bravo. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da o anları kuvvet komutanları ile birlikte harekat merkezinden takip etti. Bugün gerçekten bizleri son derece memnun eden çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiniz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle çalışmak suretiyle hep birlikte omuz omuza, aynı azimle, aynı kararlılıkla en son teröristi etkisi hale getirinceye kadar bu faaliyetlerimizi, bu operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Bültene başlarken de söyledik, az önce izlediğiniz haberde de vurguladık. Dünkü hava saldırısı hem bir ilk olması, yani sınır ötesi hedeflere düzenlenen en derin saldırı olması, hem de Suriye coğrafyasında beklenen asıl harekatın nasıl seyredeceği konusunda çok önemli ipuçları vermesi açısından büyük önem taşıyor. Peki neden Suriye değil de Irak? Neden Sincar ve Mahmur?
Askeri stratejistlere, yani konunun uzmanlarına sorduk bu soruları. Dedik ya 180 kilometre en derin harekat. İşte bu en derin harekatın şifreleri. Bir gece ansızın bekleniyordu Türkiye ama Suriye'yi değil Irak'ı vurdu. Çünkü Türkiye'nin Sincar ve Mahmur'a, Karaçak Dağı'na gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar PKK'nın Suriye'deki varlığını destekleyen Irak'taki yığına üzerine icra edildi. Bu çok önemli ve çok anlamlı. PKK varlığını, Suriye'deki varlığını, Suriye'deki terörünü ve etki alanlarını hep Irak'taki ortaya koymuş olduğu yığınak üzerinden, yani silah, teçhizat, mühimmat ve terörist yığınağı üzerinden gerçekleştirdi. Sincar işin uzmanları tarafından da son dönemlerde çok kritik bir arazi arızası ve bölgesi olarak değerlendiren bir mekandı. Çünkü Amerika Kandil artık vasfını yitirdiği için buradaki terörist odakları bu bölgeye nakletti. Burada da amaç şuydu Amerika'nın, Suriye ve Irak'a entegre ederek teröre desteği bu merkezden yapmaktı. Bu plan hava saldırısıyla boşa çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri en beklemedikleri zamanda, en beklemedikleri yerde vurarak adeta baskın yaptı. Başta Kandil Dağı olmak üzere bir diğer tarafıyla Sincar, bir diğer tarafıyla da Mahmur. Şimdi Türkiye bunların üçü üzerinde de kendisinden umulmayan ve beklenmeyen bir zaman diliminde büyük bir etki üretti. Türkiye bu operasyon sürecinde bunu hep yaşayacağız. Hava harekatını eş zamanlı veya farklı zamanlarda ve değişken, yani bazen Suriye'nin kuzeyinde, bazen Irak'ın işte Sincar bölgesinde, bazen Kandil bölgesinde eş zamanlı yürütecek. Çünkü bütün bölgeyi genelkurmay ve siyasi irade bir bütün olarak değerlendiriyor. Baskın harekatın fiziki etkileri kuşkusuz önemli. Teröristler ciddi kayıplar verdi. Ama daha da önemlisi morallerini, özgüvenlerini kaybettiler. Hava akınlarının bölücü terör üzerinde üretmiş olduğu fiziki etkinin yanı sıra belki en az onun kadar önemli olan onun moraline, güvenine ve direncine yönelik çok önemli bir etkisi var. Şimdi bizim geçmişte özellikle Sincar'da ve Karaçok Dağı'nda yapmış olduğumuz, yani Irak'ta ve Suriye'de eş zamanlı olarak yapmış olduğumuz hava akınlarında PKK tam anlamıyla bir paniğe sürüklendi. Çünkü o oralarda kendisini erişilemez ve dokunulamaz hissediyordu. Şimdi oralarda kendisine erişilebildiğini ve dokunulabildiğini ve imha edilebildiğini gördü. Üç aşamadan oluşan bir büyük operasyondan bahsediyoruz İlk dakikadan bu yana. Birinci aşama Irak'ın kuzeyindeki terör üslerine yönelik hava harekatıydı. Gece yarısı yapıldı. Yenileri yolda, onu da mutlaka vurgulamak lazım. Başkan Erdoğan'ın sözleri buna işaret ediyor zaten. Bir diğer aşama yine söylemiştik başta, Münbiç. Amerika söz verdi ama teröristler hala Münbiç'teler. Boşaltmış değiller. Münbiç yakın gelecekte terörden temizlenmezse oraya da bir operasyon başlayabilir gibi. Yine Erdoğan'ın cümlelerinden hareketle bu sonuca varıyoruz, bunu söylüyoruz. Ve asıl mesele memleket meselesi. Fırat'ın doğusunda sıcak bir temas artık an meselesi. Ateş açarlar mı orada? Yok, öyle aramam. Sıcak temas an meselesi. Teröristlerle mesafe sadece 200 metre. ATV Haber, Fırat'ın doğusundaki terör inlerini böyle görüntüledi. Şu an görüyorsunuz Özgür Suriye ordusu, daha doğrusu Ceyşul Vatani askerleri nöbet tutuyor. Hemen 200 metre ileride teröristlerin bizi izlediğini, belki de şu an kameraya baktıklarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fırat'ın doğusuna operasyon sinyaliyle teröristler de korku dağları sardı. PYD'li hainler köstebek gibi hendek kazmaya başladı. Şu anda
ekranda kazı yapılırken teröristleri görüntülemiş olduk. Burası Münbiç'in en üst noktası ve Fırat'ın doğusunun Suriye içinden giriş kapısı. Burası da Nusaybin'in hemen karşısında yer alan terör işgalindeki Kamışlı. Teröristler gece gündüz hendek kazıyor. Hendeklerin önündeki toprak yığınları şimdiden 2 metreye ulaştı. Evlerin etrafını ise yine toprakla takip ediyor teröristler. Teröristler Afrin çevresinde de hendek ve tünel kazmıştı. Mehmetçik, Zeytin Dalı harekatıyla o tünelleri başlarına yıktı. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda. Özgür Suriye Ordusu, daha doğrusu yeni adıyla Ceyşül Vatani elleri tetikte Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için verilecek, gelecek talimatı bekliyor. Her şey hazır diyebiliriz Fırat'ın batısında. Operasyon için emir bekleyen Özgür Suriye Ordusu birlikleri 24 saat teröristlerin mevzilerini izliyor. ATV Haber'de o anlarda oradaydı. Ateş açarlar mı orada? Bu şeyi. Yok öyle aramam. Fırat'ın doğusuna sıfır noktasında, Cerablus'un en uç noktasında ise hemen arkamızda Sajur Nehri var. Sol tarafımızda ise Münbiç'in uç noktası var ve PKK-PYD karargahı da yaklaşık 200 metre hemen önümüzde. Sınır hattındaysa Mehmetçik teyakkuz halinde. Bölgeye zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Bu araçların her biri 16 ton ağırlığında ve içerisinde 14 askeri personeli taşıyabiliyor. Operasyon öncesi bölgedeki Arap ve Kürt aşiretleri de bir araya geldi. Mehmetçi'ye destek veren aşiret liderleri Fırat'ın doğusunun bir an evvel terör işgalinden kurtarılmasını bekliyor. Korkudan ne yapacağını şaşıran teröristler ise Fırat'ın doğusuyla Münbiç arasındaki köprüleri kapattı. Sivillerin geçişine izin verilmiyor. Amaçları sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak. Ve sınırın ötesi. ATV Haber ekibinden Mehmet Sabri Suriye'de o büyük operasyonun arifesinde haber nöbetinde. Mehmet Sabri zor koşullarda yayın yaptığını biliyoruz. Sözü uzatmayacağım. Bize bu gece o gece olabilir mi? Bu sorunun yanıtını ver lütfen. Evet, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin süreci Suriye'den takip etmeye devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'la birlikte önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yapılan toplantılar, çalışmalar var. Bu toplantılardan biri de bugün gerçekleştirildi. Kürt ve Arap aşiret liderleri bir araya geldi ve bu aşiret liderlerinin hakim olduğu bölgelerin büyük bir çoğunluğu, önemli bir kısmı da Fırat'ın doğusundaydı. O bölgeden gelen talepler konuşuldu. O bölgedeki insanların Fırat'ın doğusu yönelik operasyona bakış açısı değerlendirildi ki o bölgeye adeta bir umut ışığı oldu Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon. Çünkü o bölgede büyük bir, Fırat'ın doğusunda PYD zulmü var. Dolayısıyla PYD zulmünden bir an önce kurtulmak istiyor o bölgede yaşayan insanlar. Bunun yanı sıra Ceyşül Vatani, yani Suriye Milli Ordusu'nda da hazırlıklar tamamlandı ve onlar da harekat planları üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun nasıl gerçekleşeceği üzerinde bir yandan da bu bölgedeki güvenlik önlemleri arttırılıyor. Bugün Fırat'ın doğusuna, Suriye içerisinden Fırat'ın doğusuna geçiş kapısı olan Cerablus'un en uç noktasındaydık ve o noktada da güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığını gördük. Hatta eller tetikte, operasyon emri verildiği an tetiğe basılacak vaziyette bekliyor Ceyşül Vatani'ye bağlı grupların güçleri, askerleri diyelim. Çünkü teröristler de bir yandan uç noktalara kadar ilerleyerek girişleri daraltmak, en azından zaman kaybettirmek açısından siper ve mevzi kazıyorlar. Bu da günün önemli gelişmelerinden biriydi. Biz de o bölgede o anları görüntüledik diyelim ve gelişmeler oldukça aktarmak üzere sözü tekrar merkeze bırakalım. Mehmet Sabri, teşekkürler. Tabii tüm bunlar olup biterken hedefteki bölgeye, yani Suriye'nin kuzeyine Fırat'ın doğusunda 9000 kilometre uzaklıkta Washington'da da ilginç şeyler oluyor. Türkiye'nin terör örgütünü hedef alıp verdiği mesajlara bizzat Amerika'dan cevap geliyor. İlginç tarafı bu zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan'ın kararlı dille verdiği o mesajların sadece 24 saat sonrasında soluğu Suriye'de aldı. Üstelik o sırada terör örgütü bölge aşiretlerini liderleriyle toplantı halindeydi. O toplantıya yetişti yani Jeff. Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyonu işaret etti. Korku ve paniğe kapılan PYD-YPG'li teröristler bölge halkını tehdit etmeye başladı.
terör örgütünün hamisi Amerika ise Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i teröristlere moral vermesi için Suriye'ye gönderdi. Jeffrey, terör örgütü elebaşlarıyla Haseke'de bir araya geldi. PKK'lı teröristler Jeffrey'i Türkiye'nin operasyon başlatması halinde DEAŞ'la mücadeleyi durdurmakla tehdit etti. Temsilcinin bu tehdide verdiği yanıt şimdilik bilinmiyor ama Suriye'de bir süre daha kalacağı tahmin ediliyor. Eğilin arkadaşlar. Türk ordusunun operasyonuna karşı Amerika'dan medet uman terör örgütünde panik had safhada. Öyle ki yıllardır eziyet ettikleri bölge halkından destek istiyorlar. Aşiret liderleriyle sık sık toplantı düzenleyen örgüt elebaşları kendilerine destek verilmemesi halinde mallarını yağmalamakla korkutuyor. İttifaklar kuruldu, adaylar az çok belli oldu. Yarış başladı. Büyük şehirlerde son durum. Adil Gür'ün yorumuyla. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve Cemal Kaşıkçı cinayeti. Katil ilişkinin yaklaşık 1,5 ay sonrasında Kaşıkçı'yı bir kez daha gündeme taşıyan iki önemli gelişme var gündemde. Biri Amerikan Senatosu'nda yapılan oylama. Amerikan yönetimi o oylamanın sonunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğunu resmen kabul etti. Karar ve gelişmeler bugün de Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi tabii. Net konuştu, gereği yapılmalı dedi. Kaşıkçı tasarısı kabul edildi. Amerikan Senatosu merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verenin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman olduğunu resmen ilan etti. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Türkiye Kaşıkçı cinayetinin ilk gününden beri elde edilen deliller ışığında katliam emrini veren kişinin Veliaht Prens olduğunu işaret etmişti. Gelenlerin içinde şu andaki Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Ama Suudilerle yüzlerce milyar dolarlık silah anlaşması yapan Amerikan Başkanı Trump, Muhammed Bin Selman'ı korumak için elinden geleni yapmıştı. $3 billion, $533 million. Konu Amerikan Senatosu'na taşındı. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinde sorumlu olup olmadığı oylandı ve o tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından Riyad yönetimine cinayetin sorumlularından hesap sorulsun çağrısı yapıldı. Şimdi Amerikan Senatosu ne diyor? Evet, Suudi yönetimini şimdi suçluyor. Senato'nun kararı bununla da sınırlı değil. Amerika'nın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği askeri desteğin durdurulması tasarısı da kabul edildi. Böylelikle Trump'ın savaş yetkileri de kısıtlanmış oldu. Yakın coğrafyamız ateş çemberinde. Suriye'ye odaklandık günlerdir tabii ama içinde Suudi yönetiminin parmağının bulunduğu o insanlık dışı cinayet de gündemimizde yer tutuyor. Ve elbette Kudüs'te, Gazze'de. Bugün Cuma. Geleneksel hale geldi artık. Cumalar zulme dönüşüyor. İsrail zulmüne. Bugün Gazze yine karıştı. Başkan Erdoğan olaylar sürerken İstanbul'daydı, kürsüdeydi. Kudüs'ü anlattı. Kırmızı çizgimizdir. Çizgimizin aşılmasına müsaade etmeyiz cümleleriyle. İşkence İsrail'in katil askerleri Filistin'de sivilleri katlediyor. Dünya bu katliamı ne görüyor, ne duyuyor, ne de konuşuyor. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Türkiye her zaman olduğu gibi mazlumun yanında duruyor ve Kudüs davasına sahip çıkıyor. Kudüs 1,7 milyarlık İslam aleminin onuru, namusu, harimi ismetidir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim had safhada. İsrail askerleri sivillere ölüm yağdırıyor. Düzenlenen baskınlarda 4 Filistinli şehit oldu. Gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir.
Abluk altındaki Gazze'de de 30 Mart'ta başlayan büyük dönüş yürüyüşü sürüyor. Binlerce Filistinli cuma namazı sonrası İsrail'in çektiği çitlere doğru yürüyüşe geçti. İsrail askerleri yine gruba müdahale etti ve açılan ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Ve siyasetin notlarıyla devam edeceğiz. Adil Gür'ün ATV Haber'e özel açıklamaları ve büyük şehirlerdeki büyük yarışa dair detayları az sonra izleyeceksiniz. Lütfen kaçırmayın. Önemli tespitler var ama önce meclise gideceğiz. Günlerdir verdiğimiz haberlerin en yenisi için. Bütçe görüşmelerinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Artık rutin olarak kurduğumuz bir cümle bu. Bu kez CHP'lilerle AK Partililer birbirine girdi. Gerilimi yükselten sözlerin sahibi CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Cümlede siz teröristsiniz. Meclis yine karıştı. Bu kez gerilimi tırmandıran CHP'li Engin Özkoç'tu. Ama sivil kardeşlerimiz terör örgütü kişiyi şehit etti. Onlar kaç kadar teröristse kim o kadar teröristse. Bu sözler tansiyonu bir anda yükseltti. AK Partililer CHP sıralarına yürüdü. Tansiyon düşmek bilmeyince oturuma ara verildi. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Ara sonrasında Özkoç'a cevap AK Parti Grup Başkan Vekilinden geldi. Ya bu Zaman Gazetesi'nin önünde el çırpanlar kimlerdir? Tam tansiyon düştü derken bu kez de gardırop Atatürkçüsü tartışması yaşandı. Bu halkın kalbinden, gönlünden, yüreğinden Atatürk'ü silemezsiniz, silemeyeceksiniz. Gerçek Atatürkçülükle gardırop Atatürkçülüğü farklıdır. Tartışmaların ardından ortamı yumuşatan MHP'li Safe Sancaklı'nın sözleri oldu. Alpay'la benim bir kusurum var. Biz futbol oynadık Sayın Başkan. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla yarım kiloluk bir cismi biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün. Ben kavganın içerisinde değil, ayran taraftaydım. Yanlış anlamışsınız, yanlış görmüşsünüzdür. İttifaklar, o ittifakların netleştiği iller ve ada isimleri ve yarış giderek kızışıyor aslında bakarsanız her şey netleştikçe. Birçok kent netleşti ama açıklanmayanlar hala var. Gözler özellikle 3 büyük şehirdeki yarışta olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir. Peki son durum ne? Araştırmacı Adil Gür 31 Mart yarışında partilerin son durumunu bizim için yorumladı ATV için. Bakın bu seçimde seçmen kararını belirleyecek en önemli etken ne olacak? Öyle zannediyorum ki bu yerel seçim bugüne kadar yaşadığımız yerel seçimlerden çok daha heyecanlı ve kıyasıya yarışların olduğu seçim olacaktır. Daha kıyasıya, daha heyecanlı. Ünlü araştırmacı Adil Gür, isimler netleştikçe ve gün geçtikçe heyecanın daha da artacağını söylüyor. Sayın Binali Yıldırım, bu pazar günü bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılsa, muhalefetin adayı kim olursa olsun rahat bir şekilde kazanacak görünüyor. Yüze vurur ifadesi, yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. Araştırmacı Adil Gür'e göre durum böyle. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Binali Yıldırım. Tam karşısındaysa Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu olacak gibi görünüyor. Ankara'daysa durum biraz daha karışık. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki tam karşısında. Kulislerde en çok konuşulan isim ise Mansur Yavaş. Asıl soruysa burada devreye giriyor. Çünkü seçimlerde 3 büyük şehirde yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum ne olacak? İstanbul'da AK Parti rahat görünüyor. Çünkü neden? Uzun yıllardır hep şunu söylüyoruz. İstanbul Türkiye'nin en muhafazakar şehri. İstanbul'a her yıl Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Doğu ve Güneydoğu'dan insanlar geliyor. İstanbul göç alıyor. İstanbul'a Ege'den, Akdeniz'den, Trakya'dan kimse gelmiyor. Dolayısıyla İstanbul her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Size sormadan bir iş yaptım. Hayırdır? Vallahi kız istedik. Onlar da kabul ettiler. Ve başkent Ankara. Ankara'da AK Parti MHP adayı Sayın Mehmet Özhaseki bir adım önde görünse de
Ankara'da bir yarış olacak gibi görünüyor. Gür İzmir'de ise durumun değişmeyeceğini ama AK Parti'nin oylarını artırabileceği görüşünde. İzmir'i çok fazla konuşmaya gerek yok. Neden konuşmaya gerek yok? İzmir CHP'nin kalesi. Orada kuvvetle muhtemeldir ki AK Parti bundan önceki aldığı oyları muhafaza etmek için yarışacak veya oylarını artırmak için yarışacak. Adil Gür'e göre haritanın genelinde favori Cumhur İttifakı. AK Parti MHP ittifakı daha şanslı gözüküyor. Ekonomideki olumlu gelişmeler Cumhur İttifakı oylarına olumlu, olumsuz gelişmeler ise olumsuz yansıyacaktır. Baraj kapağı koptu. Ünlü Hevsel bahçeleri su altında kaldı. Diyarbakır'daki büyük sel paniği. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve tren faciasıyla devam edeceğiz. O anın en net görüntüsü geldi bugün. Türkiye Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının görüntüsünü bu akşam saatlerinde haber merkezine ulaştı, aktaracağız. İki trenin kafa kafaya çarpıştığı anı izleyeceksiniz zaten ama kazayla ilgili akıllarda tabii pek çok soru işareti de var. Sinyalizasyon hatası mı yoksa makinistlerin bir anlık dalgınlığı mı, sinyalizasyon yok mu iddialar bunlar. Bunların hiçbiri henüz net değil. Birçok soru yanıt bekliyor hala. Savcılık da tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek için, olayı açıklığa kavuşturabilmek için çalışıyor. Hayatını kaybedenler de bugün gözyaşlarıyla tek tek toprağa verildi. Yaralı olmaya vatandaşlar, yolun diğer tarafına yüksek yerini bak lütfen. Ya bunları söyle. Hem soğuk hem yaralı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Çarpışmanın ne kadar şiddetli olduğu istasyon kamerasına böyle yansıdı. Görüntüdeki vagon kılavuz, karşıdan gelense yüksek hızlı tren. İkisi de yavaşlamış görünüyor. Ancak iki tren kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle kılavuz tren geri geliyor. Yüksek hızlı trenin ise iki vagonu havaya kalkıyor. Havaya kalkan vagon üst geçide çarpıyor. Belli ki can kayıplarının çoğu da üst geçidin yıkılması sonucu gerçekleşiyor. Bu görüntülerde kazanın hemen sonrasında kayda alındı. Abi siz yaralı mısınız? Derin bacağım abi. Yok bir şey yok. Dizimi çarptım, savrulduk. 12 dakika olmuştu hareket edeli. Daha henüz tren hız saate gelmemişti. Birden 6. vagonda korkunç derece aranın koptuğunu gördük ve raydan çıktığını fark ettik. Adama ne oldu? Tamam. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kurtarma ekibinin görevleri. Bir de dolu dolu lan komple. İçi var ya komple dolu adamdır lan. Şu anda çıkartılıyorlar. Yaralı mutlaka çok vardır. Abi bak başından darbe almış. Hadi şöyle otur. Kazada yaralananlardan 27'sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır. Kazanın hatta sinyalizasyon olmayışından kaynaklandığı iddia ediliyordu. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor. Bir diğer iddia da kazanın iki makinist arasındaki iletişimsizlikten kaynaklandığı yönünde. Başsavcılık detaylı araştırmayı yapıyor. Bir yandan da tren enkazının bulunduğu yerde temizleme çalışmaları devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenler de memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Evet, soruların bir an önce cevap bulması çok çok önemli. Hayatını kaybedenlerin aileleri bu cevapları bekliyor çünkü. Şimdi sırada görüntüsüyle öne çıkan haberlerdi. Rögar boşluğuna düşen Dana'yı bir sokak köpeği fark etti. Havlayarak yer gösteren de o oldu. Sonra devreye Adana itfaiyesi girdi. Dana mahsur kaldığı çukurdan çıktığında da köpek yanından hiç ayrılmadı. Sen
komutları anında algılıyor. Hatta kimi zaman komuta bile gerek kalmadan tepki gösterebiliyordu. Dansa olan yeteneği ise inanılır gibi değildi. Bu insansı robot Rusya'da bir teknoloji fuarında görücüye çıktı. Ama ortada sıra dışı bir durum vardı. Robot fazla insansıydı. İzleyen çok olunca işin aslı da belli oldu. İnsansı robotun içinden insan çıktı. Trabzon'da ise büyük bir ihmalin içinden mucize çıktı. Bir kepçe operatörü yıktığı binanın enkazının altında kaldı. Hayatta kalması ise büyük şanstı. Dünyanın en hızlı buz patencisi olmak için kıyasıya yarıştılar. Zemin kaygan, mücadele ise çok büyüktü. Japonya'da yarışmacıların saatte 80 kilometre hıza ulaştığı yarış, izleyenlerin nefesini kesti. İki kamyonun kapattığı yolda ilerleyebilmeyi bekliyordu. Ama hiç beklemediği bir doğal afetin ortasında kaldı. Çinli mücevher satıcılarının başı yeni bir şaka akımıyla dertte. Yaşadıkları tek kelimeyle Çin işkencesi gibi. İçeriye müşteri gibi giren şakacılar, denedikleri mücevherleri çalıyormuş gibi yapıp görevliye büyük bir şok yaşatıyorlar. Dalgın bir sürücü fren yerine gaza bastı ve denize uçtu. Görüntü bugün öğle saatlerinde İstanbul Kanlıca'dan geldi. O dehşet anında aracın batmasına saniyeler kalmıştı ki araçta mahsur kalan kadının yardımına çevredeki bir restoranın otopark görevlisi yetişti. İşte o ölüm kalım savaşı. Aferin ulan delikanlı. Geldim, bağırdım, ulan biriniz denize atlayın, ben kalp hastasıyım, atlayamam. Fren yerine gaza bastı, bir anda denize uçtu. Atmak üzere olan otomobilde mahsur kalmıştı ki genç kadının hayatını vale kurtardı. Otobüs durağından geldi, altına düştü. Tekrar gaza basarak oradan denize düştü. Tıpkı anlattığı gibi oldu. Kadın sürücü otomobiliyle İstanbul Kanlıca'da ilerliyordu. Genç kadın durmak için frene basacağı yerde pedalları karıştırdı. Gaz pedalına yüklendi. Bir anlık hatası onu hızla denize sürükledi. Dayandır, dayan. Kardeşim, insan ölüyor. Bir kere gençliği tut mu ya? Atlasın denize daha. Ben atlasam ben öleceğim ya. Kurtarma ekipleri çağrıldı. Ancak denize düşen otomobil gitgide suya gömülüyordu. Sürücüsü ise içeride, yani ölümün eşiğindeydi. İşte hayat kurtaran müdahalede o dakikalarda geldi. Allah Allah ya, bu ne biçim gençlik be? Kadın sürücüyü kurtarmak için yakındaki bir restoranın valesi suya atladı. Aferin ulan delikanlı. Genç adam denize batmak üzere olan araçta mahsur kalan kadını son anda kurtardı. Geldi genç bir delikanlı denize atladı. Gitti bayanı camdan çıkarttı. Vale sayesinde hayata tutunan kadın hastaneye kaldırıldı. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 1970'li yıllarda petrolü kontrol ederseniz, ülkeleri gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz cümlesini kurmuştu. Bugün o unuttuğunuz cümleyi bize Profesör Doktor Canan Karatağ yeniden hatırlattı. Çünkü gıdalarımızın genetiğiyle oynanıyor Karatağ'a göre ve bu dış güçlerin bizi çökertmek için başvurduğu bir yöntem. Yani gıdadan başlıyorlar. Şimdi Henry Kissinger bilirsiniz, o der ki bir ülkeyi ele geçirmek için petrolünü ele geçireceksiniz. Bir ülkenin insanlarını ele geçirmek için gıdayı geçireceksiniz. Profesör Canan Karatağ yine söylenmeyenleri dile getirdi. Gıda sektöründe gizliden gizliye bir oyun dönüyor dedi. İyi düşünebilmemiz,
muhakeme edebilmemiz, sorgu sorulabilme kabiliyetimiz yok oluyor. Profesör Doktor Canan Karatay'a göre dış güçler bizi yenemedikleri için şekerle, ekmekle bizim zekamızı elimizden almaya çalışıyorlar. Bu sömürgeciliğin, emperyalizmin en önemli oyunlarından biridir. Glüten çoğaldıkça insanın düşünme kabiliyeti azalır. İnsanın muhakeme kabiliyeti, sorgulama, irdeleme kabiliyeti azalır. Yani vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür bir toplum yok edilir. Canan Karatay çok doğru söylemiş. Dış güçler yıllardır çeşitli yollarla bizim her türlü genetiğimizle oynamaya çalışıyorlar zaten. Ve genetiğimizle de bize glutenli, glikozlu gıdalar yedirerek oynuyorlar. Bizim vücudumuza tahribat yapıyor. Özellikle beyinde, bunun beyni de yerleştiği zaman morfin reseptörlerine bağımlılık yapıyor. Devamlı kullan, devamlı kullan oluyor. Ve de aynı zamanda düşünme yeteneğimizi yok ediyor. Canan Hoca'ya her türlü katılıyorum demek istiyorum. Onunla asla ters düşmek istemem ama tabii ki sağlık da başlı başına ayrı bir savaş konusu. Biyolojik savaş diye bir şey var. Yani glutensiz ekmekti, glutensiz undu. İnanmayın, onu anlatmaya çalışıyorum. Gluten glu'dan gelir. Glu zamp demektir. Yapışır kalır kardeşim ve de beyni de bozuyor. Bağırsakları bozduğu için beyin bozuluyor. Türk halkının ekmek yemeyeceğini düşünmüyorum. Böyle bir kültürümüz yok çünkü. Her yıl aynı hastalıkta boğuşan 15 milyon kişi. Üstelik yaz-kış demiyor bu hastalık. Sinüzitten söz ediyorum. Şimdi siz de belki dert ediyorsunuz bunu. Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama günümüzün en yaygın hastalıklarından biri. Özellikle de kış aylarında kendini gösteriyor. Acaba ben de sinüzit olabilir miyim diye soranlar için hastalığın belirtileri var mı? Ne? Kurtulmanın yolları ne? Asıl mesele de bu. İşte yanıtlar. Aranızda var mı o sinüzit hastalığına yakalananlar? Evet var. Böyle başım çok ağrı yapıyor. Özellikle buralar ve buralar. Bir de başın şuraları çok fazla ağrı yapıyor. Burası böyle insanın beyni yanıyor gibi oluyor. Hatta zaman zaman ateş olabilir. Üst dişlerde sızlama olabilir. Sizin de böyle şikayetleriniz varsa eğer sakın hafife almayın. Çünkü sinüzit olabilirsiniz. Sinüzit öyle basit alınacak bir rahatsızlık da değil. Üstelik en basit nezlede bile bu rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Sinüzit tehlikelidir. Komşulukları nedeniyle hem beyne yakın hem göze yakındır. İlerleyip kronikleşebilir. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon sinüzit hastası var. Yani nüfusun neredeyse %20'si. Nezle olmamak gerekiyor. Hasta daha da halsizlik hisseder. Burnu daha da tıkanırsa, burundaki koyu renk, burundaki akıntılar daha koyu hale gelirse burada akut sinüzitten şüphelenmek lazım. Elmacık kemiklerime sızı giriyordu. O sızılar çekilmez bir sızı yani. 3 aydan uzun süren şikayetler varsa, hasta tedaviyle de yanıt alamıyorsa tabii ki de ameliyat gerektirir. Endoskopik olarak sinüs ağızları açılıp genişletilerek orası bir boşluk haline getirilir ve sinüslerin daha kolay akması sağlanır. Sinüzitin kişiye verdiği en büyük rahatsızlıklardan biri belki de burun tıkanıklığı. Hatta geceleri uyutmuyor bile. Peki bunu evde en basit yöntemle nasıl aşabiliriz? Hemen soralım. Hocam nasıl aşacağız o burun tıkanıklığını? Şöyle en basitinden su, bunun içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat koyup bunu karıştırdıktan sonra enjektörün içerisine bu sıvıyı çekip başımızı biraz ön tarafa doğru eğip burnumuzun deliklerini yıkayabiliriz. Şimdi konuşuyoruz birbirimize, birbirimize kendimize anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir de kornayla anlaşanlar var. Hatta o kornanın kendine has bir dili var. Bakın ne? Bu ne diliydi şimdi? Bu küfür dili. Uyarı. Baaap diye uzun basıldığı zaman bilin ki kulaklarınız çınlıyor dedi. Ah şu trafiğin dili olsa da bir konuşsa deriz ama aslında trafik konuşuyor. Hem de kornaların diliyle. Peki ama ne diyor bu kornaların dili bize? O anki ruh halimize bağlı. Sinirlendirdiler diyelim sizi. Sinirlendirdikleri zaman hiç elimizi çekmiyoruz kornadan. Ne ifade ediyor bu söze dökersek? Dökebileceğimiz kadarıyla tabii. Vallahi bunu söze dökemiyoruz. Karşı taraf anlıyor ama bizim ne demek istediğimiz. İleri al. İkinci bip hadi sene. Üçüncü bip daha sinirli tabii. Son bip.
Son bip isyan. Hah, ne demek bu korna arkadaş şimdi? Yanlış yerde durduk, gidiyoruz. Bip bip basıyorlar. En son bip diye bastıklarında ben de koşmaya başlıyorum. Öndeki araba gitmediği zaman çok çalıyorsun. Nasıl çalıyorsunuz? Hadi git demek mi bu? Evet. Elbette sadece öfkeden kornaya basılmıyor. Bazen de karşı taraftaki sürücüye teşekkür etmek gerekiyor. O zaman nasıl ses çıkıyor kornadan? Eyvallah diyor. Bir korna basıp gidiyor. Bu ne dili? Teşekkür etme. Mesela böyle kornadı. Korna bu selamdı. Selam vermek. Ellerinde telefon trafiğe takılıyor. Bildiğin önüne bakmıyor yani. Nasıl basıyoruz kornayı o zaman, uyarmak için? Uyarmak için bir kere. Sinirlendiğinizde? Direkt kornaya basıyorum. Sevindiğinizde? Direkt kornaya basıyorum. Aslında tüm duygularımızı, hatta sevinçlerimizi bile trafikte kornayla ifade edebiliyoruz. Nasıl mı? Mesela tuttuğumuz takım zafer kazandığında ne yapıyoruz? Valla böyle sevincimizi deşarj ediyoruz, dışarı vuruyoruz. Düğünlerde ise bu ses mutluluğu anlatıyor. Çok mutluyuz. Nasıl kornaya yansıtıyoruz bunu? Şimdi bir ara vereceğiz, daha sonra kapanış için buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.